Ya da akrabasıyla kan grubu ya da dokusu uyuşmadığı zaman devreye giren bir başka hasta ve bağışçı ile bu iyilik zincirinin birbiriyle bağlanmasını sağlayan bir mucize aslında. Ülkemizde sınırlı sayıda yapılan bu dominant nakiller, üniversite hastanemizin altyapısının, deneyiminin ve cerrahi kalitesinin ne kadar güçlü olduğunun bir kanıtı. Bugün taburcu edilen, sağlığına kavuşan hastalarımızın operasyonu da bu şekilde gerçekleşti aslına bakarsanız. Aynı anda 4 alıcı ve verici ameliyata alındı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bugüne kadar toplam 6.625 hasta çeşitli nakillerle hayata tutundu. 2024 yılında ise toplam olarak 160 böbrek nakli, 24 karaciğer, 3 kalp ve 1 pankreas nakli gerçekleştirildi. Organ nakli merkezimizin son yaptığı güzel başarımızda 4'lü çapraz nakilleriyle buna bu sayıyı daha da güçlendirdik. Biz bir üniversite hastanesi olarak organ naklindeki başarılarımızı, marka değerimizi her geçen gün hep beraber arttırmaktayız. İspanya, İran gibi ülkelerde organ bağışı çok yüksek olması nedeniyle bu canlı nakiller çok az. Umuyorum sizin de katkılarınızla özellikle kadavradan organ bağışları artar. Şu anda bile bugün itibariyle şu toplantı yapılırken ekibimizden bir kısmı şu anda Burdur'da karaciğer ve böbrek nakli yapmak üzere alıcı ekip olarak oraya gitmiş durumdalar ve bugün itibariyle yine 2 böbrek, 1 karaciğer nakli yapılacak Akdeniz Üniversitesi'nde. Tabii böbrekte önemli bir olay var. Böbrek nakilleri artık eskisi gibi açık yapılmıyor. Bunu cerrah arkadaşımız İsmail hocamız anlatacaktır mutlaka. Donöre yani verici kişiye zarar olmasın diye bu ameliyatlar kapalı yapılmak zorunda. Laparoskopik veya teknik işte robotik destek alarak. O nedenle mümkün olduğunca canlıdan yapılan kişilerde zarar vermemek açısından bu önemli. Bu nedenle bu teknik altyapının yani o laparoskopik, robotik, diğer altyapıların yapılması, immünolojik altyapının olması, bir böbreğin yanlışlıkla başka birine takılması, çok basit şeyler söylüyorum halk ağzıyla anlaşılsın diye. O kadar zor işlerdir ki bir de önemlisi hocam yine bahsedecektir. Bu ameliyatlar sabah konuşuyoruz. Aynı anda başlamak zorunda. Yani önemli şey. Onun için de elimizden geleni yapıyoruz. Bir, çapraz sayısı artsın diye bir merakımız yok. Bir hasta kalmasın diye. Eğer dörtlü hastada yeni bir sorun çıksa beşli çapraza çıkmak zorundaydık. Yani biz biri olmadı hadi üçlü yapın diye bir lüksünüz yok. Öyle bir güzellik var çapraz.